Arkadaşlar önce böyle hamurumu yuvarlıyorum. Şöyle hafif uzun bırakıyorum. Şu baş parmağımı önce bir içini ovuyorum böyle. Hafif açıyorum. Sonra elimi suya bandırıp şu baş parmağımla şöyle etrafına, öbür parmaklarımı etrafına döndüre döndüre açıyorum. Hani belki bilmeyen kardeşlerime bir katkım olur. Şu şekil. Merhaba, Kınal Mutfağı'na hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız da çok şükür iyiyiz. Bugün ne yapıyorum arkadaşlar? Akşam yemeğine içli köfte yapıyorum. Çocuklar çok seviyor. Bugün dedim yine hadi içli köfte yapayım. İçli köftemin tarifini size bugün vermedim arkadaşlar. Çünkü daha önce videosunu çekmiştim. Tarifini birebir vermiştim. Eski videomu bu videoya etiketleyeceğim arkadaşlar. İsteyen orada bulabilir. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizi soracak olsa biz de çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Bugün dedim hadi böyle içli köfte yaparken bir vlog çekeyim. Artık insan bazen ne yapacağını şaşırıyor arkadaşlar. İşimiz gücümüz yemek olmuş arkadaşlar. Ev bayanları yemek, temizlik, başka bir şey yok arkadaşlar. Bir yere gidemiyoruz. Bir kimseye gidemiyoruz. Bir yere çıkamıyoruz. Gerçekten yani işimiz gücümüz artık temizlikle yemek olmuş. Bugün hadi dedim içli köfte yapayım. Ne bir akrabana gidebiliyorsun, ne bir kardeşine gidebiliyorsun, ne bir kayınına gidebiliyorsun. Kimseye gidemiyorsun arkadaşlar. Gittiğin zaman hani ne bileyim Allah korusun hasta oldukları zaman acaba onlar mı getirdi hastalık bıraktı? İnsan gidemiyor. Gerçekten kimseye çıkıp gidemiyorsun. Özlüyorum da herkesi çok özlemişim. Gerçekten hani burada duysunlar beni. Herkesi çok özlemişim. Bunu da bilsinler. Ablamın torunu oldu. Bir kere gördüm arkadaşlar. Bir kere. O da ta yazın gitmişim. Bir kere gördüm. Gidemedim. Bir daha. Şu an bulaşık makinem açık arkadaşlar. Onu da açtım. Bayağı bir bulaşık birikmişti. Yani onun sesi geliyor şu an. Siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Böyle değişik yemekleriniz varsa bana tarif atın. Yapayım arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen abone olun. Beğeni atın. Bana destek olun. '97'de beri ben bu binada oturuyorum arkadaşlar. İnan ki yani bizim komşumuz çok güzel. Çok şükür nazar değmesin. Ölende sonra işlerimizi bitiriyorduk, birbirimizin yanına gidiyorduk, çay yapardık, bir şeyler koyardık yanına, içerdik. Rahmetli bir Seher ablam vardı arkadaşlar. Her sabah kahvaltı hazırlardı, çay demlerdi, bizi çağırırdı. Bazen de Allah rahmet eylesin kızardık. Niye erken de bizi kaldırıyorsunuz? Biz çay mı istemiyoruz? Allah rahmet eylesin. İlk başta korona olduğunda onu kaybettik. Kalp hastasıydı, tansiyon, şekeri vardı. İlk korona başladığında kaybettik maalesef onu. Cenazesini bile göremedik arkadaşlar. Cenaze bile eve gelmedi. Hayırlısıyla bu hastalık bitse de herkes görüşse birbirine, herkes birbirine gidebilse. Komşu bile komşuya gidemiyorsun. Kapıyı Hüseyin'i komşulara gönderiyorum. Kapıyı Hüseyin maskeyle gidiyor. Gerçekten öyle yani bir devir olmuş ki artık ne yapacağımızı şaşırdık. Allah sonumuza hayır etsin. Arkadaşlar eski videomda içli köftemin hamuruna salça kullanmıştım. Burada ben kullanmadım. İsteyen hani salça kullanabilir, istemeyen de kullanmayabilir. Ben bugün kullanmadım. Hani bilginiz olsun. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa
Hüseyin'im de saat 2'de beri EBA'da. Şu an saat 6.30 falan. 2'de beri Hüseyin EBA'da ders çalışıyor. İçli köfte çok zor değil arkadaşlar. Gerçekten zor değil yani. Önemli olan hamur. Hamurun kıvamını tuttuğunuz zaman rahatça açabilirsiniz. Ben buna inanıyorum arkadaşlar. Kimse annesinin karnında her şeyi öğrenmiyor. İnsan istese her şeyi becerir, her şeyi yapar arkadaşlar. Hamurun kıvamı çok önemli. Hamurun kıvamını tutturduğun zaman rahat rahat içli köfteyi açarsınız. Bizim bir tane Cansu'muz var binada, komşumun kızı. O da geldi, içli köfte yaptı. Nurşe yenge dedi, hamurumu tutturamıyorum dedi. Bana hamur yorar mısın dedi. Bugün onun hamurunu yordum. Kendi gitti açtı. Beni arıyor diye Nurşe yenge diyor, çok rahat açtım diyor. Bugün hamurum çok güzeldi diyor. Rahat rahat diyor, içli köftemi yapabildim diyor. Gerçekten yani hamurun kıvamını bir tutturabilirseniz arkadaşlar, rahat rahat içli köftenizi yaparsınız. Bizim evde 7 tane kuşlarımız var arkadaşlar. 2 tane muhabbet, 5 tane de kanarya. Kanaryalarımız yavru yapmış. 2 tane yavrumuz var. Onlar bir ara size gösteririm. Ama bugün kanarya anne ile kanarya baba da kavga ediyorlar. Kafesi paylaşamadılar. Bilmiyorum onların derdi neydi, bilmiyorum. Evet arkadaşlar, içli köftelerimiz bu kadar oldu. Bu da artan hamurum arkadaşlar. Onu da o şekil yaptım. Bir gün onun videosunu da size çekeceğim. Nasıl yaptığımı, nasıl bir sos yaptığımı. Allah izin verirse bir gün de onun videosunu çekeceğim size arkadaşlar. İçli köftelerim geri kalan da tavama ekledim arkadaşlar. Çok bulaşık çıkmasını istemiyorum. Bulaşık çıkmak demek elektrik demek, su demek, deterjan demek arkadaşlar. Yani çok bulaşık çıkmasın diye tava, nasılsa tava içini hazırlamıştım tavada. Onun içine koydum. Evet arkadaşlar, içli köftelerimi haşlayacağım. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim suyun içine. Şöyle biraz limon tuz atıyorum arkadaşlar, köftelerim dağılmasın diye. Hadi bismillah. Gördüğünüz gibi içli köftelerim hiç dağılmadı. Çok da güzel görünüyorlar. Şöyle. Kapıcan kolay gelsin. Baba Hüseyin'e var. Evet arkadaşlar, böyle salçalı bir sos yapmıştım. Evet arkadaşlar, içli köftemi içinde göstermek istiyorum size. Şu şekil.
İncecik açmışım. Evet, bugünkü videomuz da sonuna geldik. Yapanlara kolay gelsin. Bize de afiyet olsun. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Beğeni atın. Yorum yazın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.